Ubisoft Plus sadece ve sadece şeye geliyor. Hayır, Ubisoft Plus Xbox konsoluna geliyor. Rainbow Six Extraction Game Pass'e geliyor. İki farklı şey var. İleride gelme ihtimali var mı? Sanmıyorum. Yani ben açıkçası sanmıyorum çünkü abi şey yani. Game Pass'ten daha pahalı. Yanlış anladın. Yok, Ubisoft Plus gelmez arkadaşlar Game Pass'e. Yani Ubisoft Plus Game Pass'ten daha pahalı bir şey. O yüzden sanmıyorum gelebileceğini. Ha evet, şöyle şey yaparlarsa, bu EA Play gibi bir şey yaparlarsa, EA Pro ve EA Play var ya. EA, yani mesela Ubisoft Plus'ın Ubisoft Lite gibi bir versiyon çıkarlarsa o gelir mesela bence. Hani oyun çıktıktan bir yıl sonra library'e düşen versiyonunu yaparlarsa o direkt gelir. Kesinlikle katılıyorum. Ubisoft Plus'ın geleceğini düşünmüyorum. Hani kimsenin, ya çünkü Ubisoft Plus şey arkadaşlar, çıktığı gibi geliyor. Hani çıktığı gibi direkt serviste. Yok, Funk biz değil. Bence de katılıyorum. Böyle bir versiyon yapmalılar. Ben böyle bir versiyon yapmadıkları için çok... Gerçi şöyle bir şey var. Şu yüzden de yapmıyorlar. Ubisoft oyunları iyi indirime geliyor. Yani Ubisoft oyunları cidden cidden iyi indirime giriyor. Ve hızlı giriyor. Compad dizisi çok çabuk ikinci için. Canımsın. En iyi haber abi. Sınavımıza hoş geldin. Gamers evet, ikisi de geliyor. Servis yapsalar daha muhtemelen daha fazla kazanır. İşte ondan emin değilim. Daha az yani daha az kazanıyor olabilirler. Çünkü şöyle bir şey var. Servis gibi bir şey, öyle bir servis yapacaksan yani 3 aşağı 5 yukarı adamlar şey demiş oluyorsun. Sen bu oyunu çıkışta almak zorunda değilsin. 6 ay 1 yıl sonra sen bunu servisle bedavaya alabilirsin demek bu. Bu da oyunun ilk çıkışındaki satışları çok etkileyecek. Yani o yüzden Ubisoft Lite gibi bir şey Ubisoft için doğru bir karar olmayabilir. Ya yani onun yerine Ubisoft Lite gibi bir şey yapmaktansa spesifik oyunları Game Pass'e getirmeleri daha mantıklı olur. Hani daha çok tutacak mesela bir oyun, ya yani mesela şey diyelim, Watch Dogs'un yenisi geliyor. Watch Dogs Legion'ı Game Pass'e sunmaları. O tür bir şey yapmaları daha mantıklı olur. Ya mesela Rainbow Six Extraction'da öyle yaptılar. Baktı kimse oynamayacak. Tak koy abi, koy götüne. Koy götüne. Çünkü öyleydi. Yani Ubisoft ilk önce şey denedi. Bu arada siz 60 dolar, o hani bir ara bizim chatte 60 dolar 40 dolar olayı konuşuldu ya. İki taraf da haklıymış. Ben de haklıymışım, siz de haklıymışsınız. Oyun ilk çıkışta bir ara 60 dolara satılmaya çalışılmış. Ondan sonra baktı hiç kimse hype'lanmıyor 60 dolara. Oyun kimsenin sikinde değil. 60 dolar ama arkadaşlarınız için friend pass vereceğiz mantığına yapmaya çalışmışlar. Ondan sonra ulan hala kimse siklemiyor oha deyip 40 dolara indirmişler. Friend pass'e çöpe atmışlar. Ondan sonra baktılar ulan 40 dolarla da hiç kimsenin sikinde değil. Yok mu Game Pass? Uhuu diye böyle en sonunda Game Pass'e geldiler. Hangi oyun? Extraction. Evet yani çünkü şöyle bir şey var. Ya tam Game Pass'lik bir oyun. Game Pass olduğunda kesinlikle ben mesela Extraction'ı ben her türlü yani bir yayıncı olarak tabii ki de sizin için bir oynayacağım. Ben de bakacağım hani bana bedavaya gelecek. Size sunabilirim bunun videosunu. Ama bir oyuncu olarak ben Extraction'ı kesinlikle para vererek almam. Açıkçası ben almam yani. Ama Game Pass'e geldiği zaman takır diye indiririm. Hiç umurumda olmaz. Direkt indiririm.
Game Pass'te takırt diye indireceğim ve birçoğunuz da indirecek. Çünkü keyifli bir oyun abi. Oyun kötü değil. Sadece 40 dolar edeceğini düşünmüyorum. Mesela Back 4 Blood da öyleydi abi. Ya Back 4 Blood da öyleydi.